Kanunun bazı maddeleri iptal edilmiştir. Bu iptal edilen maddeler prim, sözleşme tavanlarının tespit edilmemiş olması, bizim en çok ehemmiyet verdiğimiz meslek içi hekimlerdeki eğitimin müeyyideleri konusunda, cezai müeyyidelerinin Sağlık Bakanlığı'nca verilmesi konusunda yine bir iptal şey vardır. Biz bu kanunla periyodik olarak sağlık personelini, hekimleri meslek içi eğitime tabi tutarak kaldıkları noktadan daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Bu arada size çarpıcı birkaç örnek vermek isterim. Bugün kıta içinde tıp için, yani hastane için, muayene için vatandaşlar para ödemezler. Çünkü kıta içinde bütün vatandaşlar içi veya memurdur. Onlardan primler alınır, primler kesilir, özel primler kesilir. Ama ve bunlar bir komünde toplanır ve bilahare o insanların sağlık masrafları olarak sarf edilir. Tedavi masrafları olarak sarf edilir. Bugün Çin artık bu uygulamadan vazgeçiyor. Ne yapıyor? Belli limitleri vatandaşın ödemesini öneriyor. Sebep, her gün pahalılaşan ve her gün daha çok bütçeye yük getiren sağlık hizmetlerinde mutlaka vatandaştan da bir oranda pay istiyor. Bunu yapmakla hem hastanelerin önündeki lüzumsuz muayeneleri önlüyor, hem de ilaçlara yansıtarak lüzumsuz, anlamsız ilaç alınmasını önlüyor. İsterseniz daha çok çarpıcı bir misal. Feature mi soruyor? Evet efendim. Bu misalde İngiltere. İngiltere tıpta sosyalizasyon uygulayan bir. Evet. Onlar da bugün yavaş yavaş hastanelerin önündeki yığınaklar ve uzun randevular nedeniyle bu sistemden yavaş yavaş sıyrılmak istiyorlar. Buna ait makaleler, buna ait yazıları sık sık görmekteyiz. Sonuç olarak, sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum. Sayın hocam, tabii o sizin şeyiniz, zatenizin düşüncesi, ona saygım vardır. Hayır, düşüncem değil. Bunun yanında, size tekrar sağlık politikamızın son şeyini söylemek istiyorum. Geçmiş son 30 yılın saplantılarından kurtulup sağlık sistemimizi çağdaş dünyanın gittiği yönde değiştirmemiz ve gerekli reformları yapmamız artık kaçınılmaz olmuştur. Teşekkür ediyorum. Sayın hocama söz vermek istiyorum. Yine benim sorunlar ortaya kondu. Siz doktorlar olarak neler yapılması gerekir? Bütün bu sorunların çözülmesi için hem genel sağlık sorunlarının hem de doktorların sorunlarının çözümü için. Sayın Kırca, çözümde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde önce örgütlenme meselesinin çözümlenmesi, disiplin altına alınması lazım. Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri en az 3 basamaklıdır. Hastanın ilk başvurduğu hekime ilk basamak denir. Muayenehane hekimi, sağlık ocağı hekimi, dispanser hekimi ilk basamak hekimidir. Batı'da tarihsel gelişmeye bağlı olarak bu basamak çok güçlü olarak kurulmuş hastanelerden önce. Ve halk bu basamağı kullanmaya alışmış. Hastaneler bu basamağın üzerinde kurulmuş ve teknolojinin gelişmesine bağımlı olarak evde ve ayakta tedavi edilemeyen hastaları ilk basamak hekimi hastaneye göndermeye başlamış. Onlar da sağlık sisteminin iyi işleyişinin sebebi bu. Ve Türkiye'de sağlık hizmetinin kuruluşu hastanelerden başladığı için bu kargaşa ortada. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunun en önemli ilkesi bu basamakları tesis etmektir. Sağlık ocağı, hastane basamağı.
Yasada olan bu uygulama, öngörü başarılmamıştır. Kırsal bölge hariç. Hükümetler şehirlerde sağlık ocağı kuramamış. Ve sağlık ocağı hastane ilişkilerini hiçbir yerde geliştirememiş. Bugünün hekimliği ekip hizmetidir. Birinci basamakla ikinci basamak birbirleriyle ahenkli çalıştırılamadığı takdirde hiçbir politika yürütülemez. Şimdi 3359 sayılı kanun methediliyor. 3359 sayılı kanun çıkarken orada sağlık işletmelerinden bahseder zaten. Şiddetle itiraz ettim. Hastanelerden kopardığınız zaman sağlık ocaklarını ilk basamağa hiçbir işi yürütemezsiniz dedim. Aynı lafı mecliste sağlık komisyonunda da tekrarladım. Bakan bana yanında oturan müsteşarını gönderdi. Nusret Bey merak etme dedi. Sağlık ocaklarını da dedi o işletmelerin içine bağlayacağız dedi. Öyleyse dedim teklif edin de kanuna koyun dedim. Onu da yapmadılar. Yani binaenli çözümlemede ilk mesele birinci ve ikinci basamağı kurmak ve ahenkli çalıştırmaktır. Ve biz hekimlerin istediği de bu. Çünkü ancak bu şartlarda iyi çalışabiliriz. Efendim ikinci mesele finansman meselesidir. Ve dönüyor dolaşıyor hikaye buraya geliyor. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu muvaffak olmamış diyorlar. Ya çocuk doğmuş. Mama vermesin, süt vermesin, giydirmesin. Bu ölür ya. Bunun gibi ne oluyor? Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu çıkarıyorsun. Sağlık ocaklarını kuruyorsun. Sağlık ocaklarına doktor göndermen lazım. Sağlık ocaklarındaki doktorun çalışabilmesi için aracı, ilacı, gereci olması lazım. Bunların hiçbirisi yok. Sağlık ocağındaki hekimin hastaneyle gayet iyi ilişki kurması lazım. Bunu da sağlayamıyorsun. Sonra dönüyorsun ki bu sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi başarılamamış. Buna bilenler güler. Arada bir bilmeyen olursa belki inanır. Şimdi finansmanda yapılan büyük hata bu. Bize bu işi öğrenirken şunu söylediler. Bütün hizmetlerin parasını halk öder dediler. Ödeme sisteminde iki yol vardır. Birisine doğrudan ödeme denir, diğerine dolaylı ödeme denir. Doğrudan ödeme hastanın hekime, hastanın eczaneye, hastanın hastaneye ödediği paradır. Bu doğrudan ödeme sistemi. Bu çağ dışıdır. Diğeri dolaylı ödemedir. Dolaylı ödemede kişi parayı önceden ya devlete vergi olarak öder yahut zorunlu sigorta şirketine, ihtiyari sigorta şirketine prim olarak öder. Hasta olduğu zaman o kişinin parasını devlet veya sigorta öder. Bizde ne yapıyor devlet? Aldığı parayı başka yerde kullanıyor. Hasta açıkta kalıyor. Sanki devletten halkın istediği parasız bakılmış. Devlet nereden alıyor bu parayı? Halktan alıyor, o kişiden alıyor. Devletin yeni politikası da şu. Devletten topladığı, halktan topladığı vergi yetmediği için hastalardan da vergi topluyor şimdi. Döner sermaye kanalıyla. Ve biraz evvel de söylediğim gibi aşağı yukarı 3 katına çıkardı hastalardan alınan, hastanelerde hastalardan alınan vergiyi. Halktan para topluyorsan bunun adı daima vergidir. Evet. Şimdi bu mesele sigortayla çözülecek hikayesini ben Demokrat Parti zamanından beri dinliyorum. Eğer bu uygulanabilir bir sistem olsaydı şimdiye kadar hükümetler bunu çıkarırdı. Bülent Ulusu hükümetinin programında vardı. Ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği bunu çıkarabilmek için didindi. Ve sonunda çıkamaz dedi. O halde bu hükümetin sigorta çıkacak, bu mesele çözümlenecek hikayesi bana Nasrettin Hoca'nın borç ödeme hikayesini hatırlatıyor. Bilirsiniz herhalde Nasrettin Hoca'nın alacaklısı gelmiş. Hoca şu borcunu ödesene demiş. Hiç merak etme ödeyeceğim demiş. Sevinmiş adam. Nasıl demiş? Bak demiş kapının önüne çalı diktim demiş.
Koyunlar geçerken yünler oraya takılacak demiş. Yünleri eğileceğim, satacağım. Onun parasıyla senin borcunu da ödeyeceğim. Yani hükümetin genel sağlık sigortasıyla bu finansman meselesini çözeceğim dediği hikaye Nasrettin Hoca'nın borç ödeme hikayesine benzer. Bu iş yürümez. Neden efendim? Halktan bu parayı toplayamazlar. Bugün işçi sigortaları primlerini toplayamıyor. Örgütlenmemiş bir halktan bu para toplamak fevkalade güçtür. Köylüden bu parayı toplayabilecek siyasi iktidar da ben göremiyorum. Bunu da bilmek lazım. Bugün genel sağlık sigortasını kuramazlar. Kanununu çıkarırlar. Bak, hükümetin bu kanunu çıkaramaz demiyorum. Büyük çoğunlukları var mecliste. Ne götürsen çıkar. Ama uygulama olmaz diyorsunuz. Olmaz efendim. Evet. Eğer uygulayabilselerdi evet. 3359'u uygularlar. Evet. Efendim, ikinci mesele. Çözümde personel politikası çok önemli. Personel politikası dediğimiz zaman hekim eğitim politikası var bunun içerisinde. Hekim istihdam politikası var. Hekime güvence vermek var. Bugün hekimin hükümetlere, bu hükümete değil sadece, hükümetlere güvencesi kalmamıştır. Sosyalleştirme kanunu çıktı, sözleşmeli istihdamın en yumuşak şeklini ve en kabul edilebilir şeklini getirdi ve benimsedi hekimler. Ama ne oldu? 2 sene sonra lağvedildi bu kanun. Ve ondan dolayı 64'ten 65'ten sonra iş tökezlemeye başladı. Arada bir tam süre çalışma kanunu geldi. Bazı hekimler muayenehanelerini kapadılar. İyi niyetle. Biraz sonra o kanun da kaldırıldı. Bu bir defa daha tekrar edildi 77 senesinde. Bağırdık, aman dedik, yapmayın. Hastanelerdeki hekimlerin hepsi istifa eder bu şartta. Kanun çıktı ve bizim dediğimiz oldu. Ondan sonra gelen hükümet kanunu değiştirdi. Bu kadar tutarsız uygulamaları olan hükümetlerin... Siz ne öneriyorsunuz efendim? Ben hükümetlere ciddi, tarafsız istihdam politikası getirmelerini öneriyorum. Efendim, bir diğer mesele yönetici meselesidir. Ben 3359 sayılı kanun çıkarken bunu çok söyledim. Bu 3 şeyin dedim çözümlenmesi lazım. Finansman, personel politikası ve yönetici meselesi. Sağlık yöneticiliği bir uzmanlık alanıdır. Ve genel idaredeki yöneticiliğe benzemez. Türkiye'de gördüğümüz sağlık yöneticileri genel idaredeki yöneticiler gibidir. Yani mevzuatı uygulayan adam. Halbuki sağlık yöneticisi araştırma yapan, beraber çalıştığı kişileri ahenkli çalıştırabilen bir orkestra şefi gibi ve onları sürekli olarak eğiten ve teşvik eden adamdır. Bu adamları yetiştirmedikten sonra, böyle bir yönetici kadrosu getirmedikten sonra da başarılamaz. Son olarak şunu söylemem lazım. Hükümet sağlık politikası uygulamasında samimi olması lazım. Sayın Ülkü Güney'in söylediği politikaya ben candan varım başlamıştı. Ben onu destekliyorum. Fakat kendilerini dinlerken hemen Ziya Paşa geldi aklıma. Nereden bilemem. Ziya Paşa demiş ki aynesi kişidir, aynesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Kişinin hüneri görünür, rütbeyi aklı eserinde. Okumada hata ettim ama binaenaleyh şimdi Sayın Ülkü Güney'in söylediği güzel. Yalnız hüner bu politikayı uygulamadı. Ve uygulanmayan nokta budur. Peki. Hocam teşekkür ediyorum. Ve Sayın evet. Bakan'a son olarak sözü vermek istiyorum. Ben artık eleştirileri tek tek size aktarmayayım. Siz de dinlediniz. Hem eleştirilere cevap hem de bundan sonra ne yapılacak onu dinleyelim efendim. Efendim ben önce tıp gibi ülkelerin sınırlarını aşan, tüm insanlığı ilgilendiren bir konuda bir tıp doktoru olarak hocamızın bu yılların birikiminden dolayı hükümetimizi suçlarken seçmiş olduğu kelimelere üzüldüğümü belirtmek isterim. Ağır kelimeler kullandılar. Onu doğru bulmadığımı peşine söylemek isterim. Bir de hocam parası olan yaşasın, parası olmayan ölsün dediler. Ve
poliklinik hizmetlerinden doktorları yahut sağlık personeli suçladığımızdan bahsettiler. Kesinlikle biz sağlık personelini polikliniklerdeki birikimlerden, hastanelerdeki birikimlerden dolayı suçlamıyoruz. Ve onlara hak veriyoruz. Bunun izalesi giderilmesi lazımdır ve onun da yollarını arıyoruz. Bütün konuşmalarımda da ben bunlardan defalarca bahsettim. Sağlık personelinin bugünkü ücretlerinin az olduğundan, hükümetimiz de bunu kabul etmiş ki 3359 sayılı kanunda bunu 657 ile çözemeyeceğini kabul etmiş ve sözleşmeli personel sistemi getirmiştir. Sözleşmeli personel sistemin esası budur. Bugünkü sağlık personelinin ücretlerinin 657 ile düzelemeyeceği kanaatından kaynaklanmıştır. Onun için o ustaki görüşüne katılmadığımı arz etmek isterim bilhassa. Bir de sigortadan bahsettiler. Sigortayı bugüne kadarki hükümetler uygulayamamışlardır. Şimdi de uygulanmaz deniyor. Ama hocam yine şunu kabul etmeleri lazım ki dikkat buyururlarsa dünyada endüstri bakımından gelişmiş olan ülkelerde sigorta uygulanabiliyor. Ama kırsal alandaki nüfus yoğun olan ülkelerde sigorta uygulamıyor. Bunu kabul ediyoruz. Eğer bizde de uygulanmamışsa bu sebepten olabilir. Ama bugün bakıyoruz ki kırsal kesimde yaşayan nüfus %50'nin altına Türkiye'de de düştü. Türkiye endüstride de bir yere geldi. Ve dün %70-80 olan sosyal güvenlikten yoksun vatandaş bugün %40'a düştü. Yarın %30'a düşecek, %20'ye düşecek. Onun için bugünkü ortamda, bugünkü zeminde sigorta uygulanamaz diye bir şey ben şahsen kabul etmiyorum. Ve zaten sigorta primi veremeyenden alınmayacak. Madem ki mesela hocamız da ücret alınmadan tedavi edilsin, hatta Sayın Seymen de mesela parti olarak da onlar aynı görüşteler. Yani ücretsiz olsun sağlık hizmetleri diyorlar. Biz de zaten para veremeyenden sigorta primi istemeyeceğiz. Almayacağız da. Verebilenden alınacak ve öbürleri zaten primini herhangi bir fondan yahut da devlet yatıracak. Fakir bir de 56. madde, efendim kesinlikle değil, fakir fukara konu değil ve bugün biz o fondan bize aktarılan para 2 milyardır. Yani yapmış olduğumuz büyük hizmetlere karşı o fondan bize 2 milyar para aktarılmıştır ki bu hiçbir şey değildir. Yalnız bu kanun, efendim bu kanun 3359 sayılı kanun yürürlüğe konamadığı için ve bu bir süre de istiyor esasında yürürlüğe girebilmesi için. Dört temel şey getiriyor. Yalnız yanlış yorumlar burada da yapıldı. Ben şunu bir kere belirteyim. Efendim işletme sistemini getiriyor ama bütün hastanelerde. Belki başlangıçta seçebileceğimiz pilot hastaneler olabilir. Ama onun dışında bütün Türkiye'de uygulanacak. Hocamızın söylediği gibi bu kırsal alandaki sağlık ocaklarını, sağlık evlerini kapsamayacak diye bir şey yok. Oraları da kapsayacak. Ve yine oradaki akımdan havale edilmek suretiyle buraya hastanelere hasta gelecek. Onun sosyalleştirmenin örgütlenme modelini benimsiyor. Efendim gayet tabii o aydan benimseniyor ve bugüne kadar da uygulanıyor. 3142 sağlık ocağı var. 10493 sağlık evi var. Bunlar gayet tabii daha da artırılacak. Bir de Sayın Seymen anayasamızın 56. maddesinden bahsettiler. Herkese sağlık hizmeti devlet bu işte yükümlüdür dediler. Ben şunu arz edeyim. 1961 anayasasının 49. maddesi bundan daha ağır hüküm getirmişti. Ve kesin de kararlı bir hükümdü o hüküm. Bugünkü 56. maddede mesela şunu söylüyor. Devlet sosyal ve mali hususlarda vatandaşın yanındadır. Ama bu hizmetleri de diyor sosyal ve mali hizmetlerini de devlet ekonomik imkanları ölçüsünde yapar diye yumuşatıcı da bir tabir vardır. Şimdi bu birikimler yılların birikimi. Bunu böyle kabul etmek lazım. Hepimizin böyle düşünmesi lazım. Bu yılların birikiminin çözülmesi esastır. Ve biz parti olarak dediğimiz gibi örneğimiz yabancı da değil, tamamen kendi buluşumuz da değil, dünyadaki uygulamalardan esinlenerek aldığımız, getirdiğimiz bir kanundur 3359 sayılı kanun. Bu kanuna geçmeden evvel bu para sisteminin devreye girmesi ki bu geçicidir, bu kalıcı da değildir. Yani bugün bazı söylentilere, dedikodulara, hatta hadiselere sebep olan uygulamalar bu geçicidir bu uygulamalar. 3359 sayılı kanun şeye geçtiği zaman, uygulamaya geçtiği zaman bugünkü uygulama sistem zaten kalkacak. Zaten bu sistemin ilkin uygulamadaki hatalar da bugün düzeltilmiştir. Nasıl düzeltilmiştir? Para veremeyecek vatandaştan para alınmıyor. Bugün hastanelerimizin hiçbirisinde. Nasıl alınmıyor? Başhekimin yetkisi var, kaymakamın yetkisi var, illerde valinin yetkisi var. Para alınmıyor veremeyecekten.
ancak verebilecek durumda vatandaş varsa alınabiliyor ve zorlanmıyor da. Bu bizim dışımızda bazı hastanelerde de bazı olaylara da sebep oldu. Belki bizde de olduğu vardır ama nadirdir. Bunlar neden oluyor, niçin oluyor? Para alışverişinden dolayı oluyor. İşte demin ilk konuşmamda da arz etmiştim. Eğer biz vatandaşın para ile ilgisini kesersek, hastanede sadece getirdiği bir sağlık sigortası kartıyla hastaneye girip muayene olabilirse bütün bu sorunlar ortadan kalkar. Ve yine arkadaşlarımız değindiler. 30 üzerinde kamu ve kamu nitelindeki kuruluşun hastanesi var. Ve bu hastaneler çok küçük kitlere de hitap ediyorlar. Bu 30'un üstündeki hastaneleri birleştirip bir çatı altında toplayıp ve vatandaşa hepsinin eşit dengeli bir görev vermesini, ülke güneyinde dediği gibi vasıflı, güvenilir, kolay erişilebilir, formaliteden uzak, yurt satına da dengeli yayılması hususundaki görüşe biz hatırlıyoruz, gönülden hatırlıyoruz. Arkadaşlarımız da bunu vurguladılar. Ama ben şunu da söyleyeyim, Sayın Seymen de belirttiler. Son yıllarda hekim ve sağlık personelinin dağılımında dengelenme de vardır. Burada tablolar da var. Yani zaman kısa olduğu için belki örnek veremiyorum. Hakikaten Doğu ve Güneydoğu'da %90'lara, %150'lere varan artışlar olmuştur. Yani hekimde ve hemşirede, ebede. Bir ebede bilhassa %150'ye varan, hekimde de %90'lara varan ve artışlar olmuştur. Bu zamanda da düzelecektir. Oraya gitmemelerinin nedenleri arasında gayet tabii ki sadece para meselesi değil. Oraların oturabileceği lojmanı ile, efendim muayenehanesi ile, şu su ile, bu su ile sağlık ocaklarının bir duruma da getirilmesi de şarttır. Ama bizim 3359'da şu da var. Hizmetin yerine göre, yerinin özelliğine göre de ayrı bir ücret statüsü getiriliyor. Ve 2514 sayılı bu mecburi hizmet kanunu da bu şekilde kaldırılması lazım. O kanun arkadaşlarımız kabul ederler. Biraz antidemokratik de bir kanundur, onu kabul etmek lazım. Yani zorlayıcı hükümleri var ama zorlayıcı hükümler yerine ikna edici, tatmin edici, cezbedici hükümler herhalde getirilirse daha da iyi olur kanaatindeyim. Sonra arkadaşlarımızın bazıları şeyden de doktorların sağlık ocaklarında olmadığından bahsettiler. Bugün 309 sağlık ocağımızda hekim yok. Bunu kabul ediyoruz. Ama demek ki bir zorluk var orada. Yani daha fazla zorlamaya da gerek yok. O problemleri oradan mutlaka gidermek lazım, izale etmek lazım geldiği kanaatindeyim. Biz 3359 sayılı kanunu Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararlarına uygun olarak yeniden düzenlenmek suretiyle tekrar Yüce Meclis'e getireceğiz. Ve tahmin ediyorum ki daha iyi bir şekilde hazırlanacak ve Yüce Meclis'in görüşleri de istikametinde de belki bazı değişiklikler yapıldıktan sonra kanun kabul edildikten sonra uygulamaya konacaktır. Ama şunu da açık söyleyeyim. Gayet tabii ki böyle yapısal değişiklik yapan bir kanunun birdenbire diğer kanunlar gibi uygulanması da mümkün değildir. Tedricen uygulanması lazımdır. Ama sigortaya geçiş yapılabilir. Onun çalışmaları da bakanlığımızda devam ediyor. Ve vatandaşımızın para ile ilgisini kesmek için aşırı çaba içerisindeyiz. Ve burada da izlediğimiz gibi gördük. Bundan dolayı büyük sorunlar vardır. Şunu da söyleyeyim. Polikliniklerdeki birikimlerden biz de şikayetçiyiz. Ve bunu çözmek için çaba da gösteriyoruz. Ve şu yolu da seçtik. Göndermiş olduğumuz bir genelgede hastanenin bünyesinde poliklinik sayısını artırmak mümkünse hastanenin bünyesinde poliklinik sayısı artırılacaktır. Değilse, bahçesi müsaitse prefabrik poliklinikler kurulacaktır. O da mümkün değilse civarında yeni apartmanlar tutmak suretiyle kamu sağlık merkezlerini artırmak ve bunlara poliklinik görevi vermek suretiyle hastane polikliniklerdeki birikimleri önleme yolunu da seçtik ve orada girdik. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim efendim. Sağlık sorunu tabii çok başta da belirtmişsin, dev boyutları olan bir sorun. Bugünden yarına çözümlenmesinin hemen mümkün olmadığı da burada vurgulandı sanıyorum. Muhalefet partileri bunun daha çok finansman sorunu olduğunu ve genel bütçeden ayrılan payın mutlaka artırılması gerektiği üzerinde birleştiler. Ama muhalefetle iktidarın birleştiği sanıyorum bir başka noktada genel sağlık sigortasının sağlık sorununun çözümünde önemli bir çözüm olabileceği yolunda. Yalnız Sayın Tabipler Birliği Başkanı Nusret Fişek de bunun uygulanamayacağı görüşünde olduğunu belirttiler. Ben de aynı görüşteyim. Evet.
Efendim, bu arada Sayın Bakan da Anayasa Mahkemesi'nin temel sağlık hizmetlerini iptal ettiği hükümlerin o doğrultuda iptal gerekçeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesiyle sağlık sorunlarına çözüm bulunabileceğini burada vurguladılar. Genel hatlarıyla ben görüşülen noktaları böyle özetleyebiliyorum. Tabii dediğim gibi sorunlar çok geniş ve çok boyutlu. Bu arada tabii hepimize sağlık olsun deyip geçemeyeceğimiz bir sorun. Onun yerine herkese sağlıklı bir yaşam dileyerek bu açık oturumumuzu bu gece kapatıyoruz. İki hafta sonra Perşembe akşamı bir başka önemli konuyu yine tartışmak için burada birlikte olacağız. İyi geceler.